Selam herkese. Ömrü uzatan dünyanın en güzel seslerini sizler için araştırdık ve bu video ile karşınıza getirdik. İnşallah beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Evreni oluşturan dört ana elementten biri olan ateş pek çok kültürde kutsal sayılırken bizce insan zihnini en çok rahatlatan seslerden birisi de yanan bir ateşin çıkardığı sestir. Gelin hep birlikte odunların çıtır çıtır yanarken çıkardığı sesi dinleyelim. İster sobalarımızda yanan ateş olsun, ister kamp ateşi, her türlü içimizi ısıtır bu ses. Hintliler ve eski Mısırlılar tarafından ateşin tedavi edici, şifa verici gücüne inanılmaktadır. Hafif bulutlu ama ılık günlerde divanda otururken doğanın sizinle konuşmak istercesine uğraştığı, ağaçlardan gelen uğultulu ama antidepresan özelliği olan, doğa olayı olan rüzgar hepimize bir şeyler anlatır. Patika yollarda yürürken rüzgarın hafiften yanağımızı okşadığını, dokunduğunu hissedersiniz. Sanki bir derdini anlatırmış gibi. Derdini anlatmaya çalışan doğa olayına hep birlikte kulak verelim. Yaz denilince aklımıza güneş, deniz ve akşamları da cırcır böceklerinin sesi gelir. O müthiş sesi sadece erkekleri çıkarabilmektedir. Onlar da dişileri kendilerine çekmek ya da rekabet ettiği diğer erkeklere gözdağı vermek için çıkardığı bilinmektedir. Çıkardığı seslerden havanın o anki sıcaklığı ölçülebilmektedir. Çin kültürüne göre cırcır böceği ölümsüzlüğü veya ölümden sonraki hayatı simgeliyor. Bugün halen geleneksel Çin tıpında pan zehri olarak ve kansere karşı geliştirilen ilaçlarda kullanılıyor. Bu güzel sesi hep beraber dinleyelim. Cırcır böceklerinin yakınına minik mikrofonlar yerleştirilerek 158 desibellik bir ses çıkarabildikleri tespit edilmiştir. Bu bir el bombasının patlamasıyla aynı değerdedir. Parayı bulan Lidyalılardan bu yana yaşamın idamesi için çalışıp çabaladığımız, değiş dokuş için kullanılan araçlardan en yaygın olanı paradır. Sınıf farklılığını oluşturan ve sabahtan akşamlara kadar çalışıp daha iyi yaşam kalitesi elde etmek için uğraşıp dinlediğimiz para sesi elbette mutlu eder. Huzur veren para sesini hep birlikte dinleyelim. Para yaşamımız için amaç mıdır yoksa araç mı olmalıdır? Gönderinin altına yorum yapabilirsiniz. Hepinizin cevaplarını sabırsızlıkla bekliyorum. Çan sesi genellikle şarkılarda hüzün ve kederi artıran unsur olarak kullanılmaktadır. Hristiyan bir ülkede olduğunuzu her daim hatırlatan bir ses olan çan sesini dinleyelim. Çan, Katolik, Ortodoks ve bazı Protestan kiliselerinde çalınır. Çevrede bulunan insanlara kilisede olacak vaaz, ayin saatlerini, vaftiz, nikah, ölüm için yapılan dinsel törenleri duyurur. Tanrılara seslenmeye,
büyü yapmaya, kötü ruhları kovmaya, yağmur yağdırmaya yaradığına inanılmaktadır. Güne kuşların cıvıltıları arasında uyanmak, sabahın ilk anlarına bu kuş ötüşleriyle başlamak ne kadar da güzel olurdu. İnsanı rahatlatan, gevşeten seslerden biri de kuş sesidir. Kuşların sesi kimilerine ilham, kimilerine huzur olmuştur. Gerçek neşe kaynağı olan bu sesleri hep birlikte dinleyelim. İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya ezan denir. Toprağın, gökyüzünün, insanların uyuduğu bir vakitte sabah ezanı duyulduğunda tarif edilemez bir huzur veren, tüyleri ürperten ezanı dinleyelim. Allahu Ekber, Allah. Sesi insandaki ruh açlığını bastırması, manevi yönden haz duyulması, bir yere aidiyet ve güven uyandırdığından rahatlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. İlkbahar, sonbahar, her dönem farklı anlamlar yüklediğimiz ama hayatımızın olmazsa olmazı olan, yağdığında bereket olan, toprağın güzel kokusunu bize ulaştıran yağmur sesi her insana huzur verir. Bu bereket timsali olan doğa olayını hep birlikte dinleyelim. Daha neler varmış kanalı olarak izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.